أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله العظيم فبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا من الشاهدين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم الله تعالى وتكدس حضرتleri bizlere vaaz ediyor. Ne güzel vaaz ediyor. Estaizu billah innallaha ni'imma ya'izukum bih. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu size ne güzel vaaz ediyor. Vaaz eden Allah'tır Celle Celaluhu. Fetva veren Allah'tır Celle Celaluhu. Biz aracıyız, duyurucuyuz, vasıtayız. Bu vasıtaları aradan kaybedip sahibini görelim. Sözün sahibini dinleyelim. Sözü kaynağından dinlemiş olalım. Ona göre tesirlenelim. Ne'ûzü billah. Vaaz-ı nasihatlerden tesirlenmemek. Kalbin insan şeklinden çıktığının alametidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Mevla'ya çok yalvardı. Buyurdu ki ya Rabbi evvelki ümmetler isyan ettikleri vakit onları maymuna domuza çevirdin. Benim ümmetime yapma. Mevla buyurdu ki senin ümmetini maymuna hınzıra çevirmeyeceğim ama kalplerini döndürürüm. Kılığı insan kılığı olur. Kalbi maymun domuz kalbi olur Allah muhafaza. Bitlis'ten Şeyh Halid Efendi var idi rahmetullahi aleyh. Meşayih'tan ve ulemadan gelmişti bir keresinde. Üstadımız hazretleriyle görüşürlerken üstadımız sordu ki bu millet bu kadar vaaz nasihat dinlediği halde tesirlenmiyor. Duygulanmıyor, amel etmiyor. Hatta anlatanlar bile anlattıklarından tesirlenmiyor. Nedendir? Buyurdu ki müsihû. Ne demek müsihû? Onların suretleri insan kılığındadır ama siretleri yani manevi tarafları, kalpleri maymun ve domuza döndürülmüştür. Onun için vaazlardan tesirlenmiyorlar. Demek ki iki ayaklı gezenler hep insan değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği yolu benimsemeyen adam insan değil. Hayvan da değil. Hayvandan daha sapık. Hayvan olsa ne isteyecek? Hayvan toprak olacak, bu cehenneme girecek. Hangisi? Namaz kılmayanlar, secdeye varmayanlar, Allah'ımızın davetine gelmeyenler, bu yollardan habersiz yaşayanlar. Allah İnsan değiller, insanlıktan çıkmışlar. İşte onlara insaniyeti öğretmemiz için İslamiyeti öğretmemiz lazım. İslamiyetsiz insanlık yok. Allah'ımız lütfu keremiyle bütün dinlediklerimizden çok tesirlenmek, kalbimizin uyanmasını, duygulanmasını ve bütün azamızın salih amellere koşmasını ve kalbimizin yine sırf Rabbimizin rızasını hedeflemesini nasip eylesin. Amin. Yasin-i Şerif'ten başlamış idik.
Herhalde buraya kadar geldik. Rabbimiz buyurdu vel Kur'anil hakim, hakim olan Kur'an'a yemin ederim ki, geçen ders bunu uzun uzun anlattık. İnneke şüphesiz sen ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem leminel murselin, elbette gönderilmişlerdensin. Peygamberler cümlesinden zümresindensin. Hem en büyüklerisin. Ne üzere gönderilen peygamberler? Ala sıratın, öyle bir yol üzere ki müstakim, dosdoğrudur. Şeriat caddesi, sünnet-i seniyye merkezi. Bunlar Allah'ımızın dosdoğru yoludur. İşte sen de geçmiş peygamberler gibi salavatullahi ala nebiyyina ve alihi ecmaîn o yol üzere gönderilenlerdensin. Kafirler ne derlerse desinler. Ben şahidim Allah buyuruyor. Ve ben şahit olarak yeter artarım. Şimdi sıralı dersimize devam edelim. Ayetlerimize devam edelim. Allah-u Teala'dan daha güzel kimse vaaz edemez. Onun için onun ayetlerini tefsire çalışıyoruz. Başka kimselerin sözleri Rabbimizin kelamı gibi müessir olmaz. Ancak Rabbimizin kelamını tercüme eden hadis-i şerifler ve Rabbimizin kelamından, o hadis-i şeriflerden alınan ulemanın, evliyanın sözleri biiznillah tesir ederler. Diğer sözler tesir etmezler. Rabbimiz buyuruyor ki, Kur'an-ı Hakim'den neyi kastediyorum biliyor musunuz? Tenzîlel-azîzir-rahîm. Tenzil tef'il babından mastar, burada münezzel manasına geliyor. Aziz ve rahim olan Allah-u Teala tarafından indirileni kastediyorum. Onu tavsiye ediyorum, onu medhediyorum. Onu övüyorum. Rabbimiz buyuruyor. Kitabını medhediyor. Ve bazı özelliklerine de temas ediyor. Hangisidir o? Aziz olan Allah tarafından indirilmiş olması. Rahim olan Allah tarafından indirilmiş olması. Bundan evvelki ayette de hakim olan Allah tarafından indirilmiş olduğu zikredilmiş idi. Şimdi aziz ve rahim sıfatleriyle muttasıp olan kendi zat tarafından münezzel indirilmiş olduğunu beyan ederek ayrıca Hazreti Kur'an'ı medhediyor. Şimdi bu sıfatlar hakkında biraz konuşalım. Aziz ne demek? Ulu, kavi, son derece kuvvetli, galip, istediğini yapabilen birçok manalara geliyor. Mütekebbir, son derece büyük, gani, itaat edenlerin ibadetine hiç muhtaç olmayan, Allah Allah. Müntakim, kendisine karşı gelen, Kur'an'ını tasdik etmeyenlerden intikam alan manalarına geliyor. Aziz, izzet sahibi. İzzet şeref demek. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri her gün kullarına şöyle sesleniyor. Kulaklarımızı yıkatalım da bu nidayı duyalım. Kalp kulaklarımız tıkalıdır. Kafa kulakları da bunu duymaz. Kalp kulağı yalan, gıybet, dedikodu, iftira dinleye dinleye tıkanmış. Şarkı türkü dinleye dinleye tıkanmış. Artık bu nidalara kulak vermiyor. Rabbimiz her gün şöyle sesleniyor. Enel aziz. Aziz benim. İzzet ve şeref sahibi. Ulu ve kavi, galip benim. Başka yok. Femen erade izzeddarayn. Her kim iki cihan izzeti, dünya ve ahiret saadeti arıyorsa, arıyorsunuz değil mi? Bu millet, bütün toplum izzet istiyor, şeref istiyor değil mi? Huzur istiyor, saadet istiyor, nizam istiyor, düzen istiyor. Herkes bunu istiyor. Ve herkes bunu müdafaa ediyor. Bunu efendim temin edeceğiz diye millete vaatlerde bulunuyor. Her çıkan bunu konuşuyor. Size huzur getireceğiz, size saadet getireceğiz, bolluk getireceğiz, bereket getireceğiz. Herkesin vaadi de bu. Rabbimiz buyuruyor ki, iki cihanda izzet, şeref. Mesela bugün biz millet olarak aziz miyiz,
zelil miyiz? He? Zeliliz. Ama lafa gelirse aziz Türk milleti oluyor. Ama piyasaya bakarsak çok zelil, hor ve hakir bir millet olduğumuzu görüyoruz. Neremizden mi belli? Paramızdan belli. Hiçbir şey lazım değil. Parana bak, eskiden gavur parasıyla 5 kuruş etmez lafı şimdi döndü, Türk parasıyla 5 kuruş etmez lafına döndü. Dünya üzerinde dinsizlerin, imansızların hiçbir hükmü, izzeti, devleti, saltanatı yoktu. Paraları da 5 kuruş etmiyordu. Onun için insan anlatacağı vakit bir şeyin değersizliğini gavur parasıyla 10 kuruş etmez derdi. Ama şimdi bak insan değerini buradan anlasın ki adam demesi lazım oluyor. Türk parasıyla bu 100 lira etmez. 1000 lira etmez. Kemik veremine uğramış, kansere uğramış gibi her gün bunun değeri niye düşsün? Gavurun markı doları her gün değerlenirken senin bu paranın değeri niye düşsün? Senin paranın değeri düşmekle işinin değeri düşüyor, piyasanın değeri düşüyor, evinin, her şeyinin değeri düşüyor. Bundan dolayıdır ki de milletin parası pul, şerefi 5 paralık, efendim itibarı 0. Ne gavurlara mal oluyoruz ne Müslümanlar. İki cami arasında bi namaz derler. Bey namaz aslı Farsça bi namaz. İki cami arasında bi namaz. Şimdi Avrupa'nın kapısına gitmişsin, ne olur beni kabul et. Herif seni 40 senedir reddediyor. Müslümanlara gidiyorsun. Müslümanlar da ki sen ne periz ne lahana turşususun ya. Ne gavursun ne Müslüman, ne idüğün belirsiz. Ben seninle güvenip de ne işine gireyim. Müslümanlar da kabul etmiyor. Bir hacca gidiyoruz. Bütün Müslüman alem orada. Ne milletsin birbirine soruyor. Türk dedin mi? Nerede eski Osmanlı itibarı? Nerede şimdiki milletin itibarı? Adam ol, kendini sevdir, Osmanlı ecdadın gibi dünyaya hizmet et, İslam'a hizmet et, bütün dünya seni başına tac etsin. Derdine ilac etsin. Bütün İslam aleminin umudu iken, güveni iken, güvencesi iken, şimdi bütün İslam aleminin kanayan yarası sen oldun. Hepsi senden medet bekliyor. Sen de bunun aleyhine gidiyorsun. Nerede izzet, nerede heybet, nerede devlet arıyor. İki cihanda izzet arayan. Şimdi şu konuşanlar, milletin önüne geçip ahkam kesenler, hepsine sorsak, siz izzet, şeref, huzur, saadet istiyor musunuz? İstiyoruz. Bu millete bunları temin etmek vaat ediyor musunuz? Ediyoruz. Peki siz Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyoruz. İnanıyorsanız Allah'ı dinleyeceksin. Ne buyuruyor? İki canda izzet arayan fel yut'il aziz. Aziz olan Allah'a itaat etsin. Bitti bu kadar. İtaat edeceksin. Ama Allah'a da itaat ettin mi? Tabii ki en baş kafir de kim? Nefsi emmare. Başta o istemiyor Allah'a itaatı zaten. İnsan içinde iki dalın arasında tam ortasında bir nefis var. O en büyük düşmanı Rabbimizin. Hepimizin içinde var o. Allah'ımıza karşı dikilip ente ente ene ene sen sensin ben benim diyen. Bu kadar terbiyesiz bir nefis var içimizde. Bunu adam etmedikten sonra kafirlere galip olamayız. İzzet şeref bulamayız. Bir hadisi kutsi de Rabbul Alemin buyuruyorlar. Birçok meseleler var orada. Bunlardan birkaç tanesi. İnni vaza'tu rahate fil cenne. Ben rahatlığı cennete koydum. Ve nasu yatlubuna fid dünya. İnsanlar onu dünyada arıyorlar. Fekeyfe yecidûnâ. Nasıl bulacaklar? Adama soruyorsun, nasılsın, iyi misin? Sorma diyor, emekli de oldum ama bir rahat edemedim. Yani o bekliyormuş ki emekli olacağım, bir rahat edeceğim. Artık işe güce gitmeyeceğim, evde çıkıyor. Halbuki ondan sonra da bir hastalık gelmiş ona, bir bela gelmiş. Oğlunun başına dert gelmiş, kızı perişan olmuş, gelini kötü çıkmış. İlla bir dert var yani, dertsiz yok. Adam onun için bir emekli de oldum da daha da rahat edemedim. Ve en iyi rahat edemeyeceksin ya. Rahatlık yok ya. Yoku arayan kimdir? Ahmak, kalkaleli ahmak. Sonundaki kaf böyle vuracaksın. Rabbimiz bir rahatlık. Ama bütün milletin aradığı da ne? Rahatlık. Herkes aslında bir rahat etmek istiyor, edemiyor işte. Yok. Tam rahat edeyim derken Ezra Aleyhisselam gelecek zaten. Hadi gidiyoruz. Ahirete de hazırlanmadıysan işte belayı buldun o vakit. Tam rahatlık ararken düştün belaya. Ebedi bela. İnni وَضَعْتُ الْغِنَى فِي الْقَنَاءِ. Ben zenginliği nereye koydum?
Çok paraya koymadım. Çok mala, çok mülke, çok tapuya yapıya koymadım. Kanaata koydum. Kanaatkar adam zengindir. Kanaatsız adam, dünya onun olsa fakirdir. Kanaatkar adamın bir ufak kümesi olsa zengindir. Ben zenginliği kanaata koydum. Ve nasıl yokluğu ne? İnsanlar onu nerede arıyorlar? Fî kesretil mal. Çok malda arıyorlar. Fekeyfe yecidûne. Nasıl bulacaklar? Ne acayip bir söz ya. Ademoğlunun iki vadi malı olsa altın, iki dağın arası, üçüncüyü arar diyor ya. Hakikaten öyleyiz ha. Levkâne libni âdeme vâdiyâni min mâlin. Lebtegâ tâlisâ. Ve lâ yemlev cevfe ibni âdeme illet turâb. Ademoğlunun karnını ancak toprak dolduracak. Ne zaman basacaklar üzerine toprağı, o vakit dolduracak. Ve yetûbullâhu alâ men tâb. Tevbe edenin tevbesini Allah kabul ediyor. Dönersek tamam. Bu hırstan vazgeçersek, kanaat gösterirsek kabul ediyor. Öyle ölürsek yani. Millet de ilmi nerede arıyor? Çok yiyeyim, bol bulayım da hoca olurum, okurum. Allah'ın yolunu kabul etmiyorum. O geri kalıp bırakır bizi, biz kafirlere uyacağız. O açık konuşuyor, kafirci konuşuyor. Siz ne diyorsunuz? Ya biz de Müslümanız ama 20. asırdayız, işler değişmiştir, düzen değişmiştir. Şimdi bunlara uymasak biz de ilerleyemeyiz. Onun için onları dinleyelim, izleyelim, seyredelim, bakalım görelim ne olur ne biter falan. Kafirlere yağcılık ediyorsunuz, öyle mi? İzzet ancak Allah'a ait. Ondan sonra kime ait? Resulü Muhammed Mustafa'sına sonra. Ondan sonra kime ait? Müminlere. Yani mesela cemaate derken diyorsun aziz cemaat. Aziz cemaat denir mi? Denir. Niçin? Madem bu cemaat Müslümandır. Rabbimiz de buyuruyor Estağfirullah. Felillahil izzetu. İzzet şeref ancak Allah'ındır. Veli rasulihi. Peygamberime de verdim izzet ve şeref diyor. Velil müminin. Bütün inananlara verdim diyor. Demek ki imanlı cemaatler nedir? Azizdir. Elhamdülillah. Rabbimizin verdiği izzet var üzerimizde elhamdülillah. Heybet var. Müslüman üzerinde vakar var. Allah'ımızın izzeti var. Azameti var, heybeti var. Ama arkadaşlar, ben size doğrusunu söyleyeyim de, siz isterseniz, kızın isterseniz darılın. Darılan yatağını ayrı istersin. Hiç anlamam. Ben kitabın ortasından demeye mecburum. Fransızlar dergi çıkartıyorlar Fransa'da. O dergide ne yazıyor biliyor musun? Diyor ki, nerede o Osmanlı'nın diyor, gavur gavur diyor. Nerede o Osmanlı'nın koca sarıklar, o koca cübbeler, şalvarlar, heybetler. Aman ha, İslam'ın izzetini, heybetini bozmayalım. Allah bize bir izzet tanımış. Rabbimiz buyuruyor ki, izzet benim, sonra peygamberimin, sonra müminlerin. E niye biz mi imanın şerefini ayaklar altında çiğnetelim de dinsiz imansızın şekline girelim ya? Biz ne biçim işiz ya? Ay anasını bu Müslümanlar ne kadar da çoğalmış, her tarafta da var, Türkiye'de hala var mı bunlar diye üzülmelidirler. Bütün milleti kendileri gibi gördükleri vakitte, lan bunları da kendimizden beter ettik diye sevindikleri vakitte senin nerede kaldı imanının izzeti be? Onun için Allah-u Teala Hazretleri öyle buyuruyor. Habibim, kafirler seni ve adamlarını gördükleri vakit diyor, parmaklarını ısırıyorlar, az kalsın ellerini hep yiyecekler sinirlerinden. Niye bir şey yapamıyoruz bunları? Kul mûcû bi gayzikum. Habibim şöyle ki, öfkenizden geberin. Allah nurunu tamamlayacak. Siz kızdığınızla kalacaksınız. E bu ayetler niye gelmiştir? Müslümanlar kendimizi kandırmayalım. Yarın Allah'ın huzuruna çıkacağız. Rabbimiz bir hesaba çekecek. Bu kafirlere benzemenin faturasını ağır ödersiniz. Men teşebbe bi kavmin fe eminum. Kim bir millete benzerse o onlardandır. Sen niye benim sana verdiğim izzeti ayak altına çiğnettin? Niye dinsiz iman sana meylettin de ben de senin heybetini aldım, seni gavura mahkum ettim? Bu Müslümanlar yaşarken mi Allah onların elinden devletlerini aldı da gavurları böyle zengin etti? Yok. Ne vakit İslam'ın izzetini terk ettiler, sünnet seniyeden ayrıldı. O vakit Allah verdi ayakların, kafirlerin ayağının altına bizi. E şimdi işte onların mahkumuyuz, medyunuyuz, borçlusuyuz. Başımızdan büyük borçlar altındayız. Torunlarımıza kadar faiz borçlu doğacak. Bu ne rezillik ya? Şu numaralara aldanıp da koca bir milletin, İslam aleminin rezilliğine razı olur ya. Bu nefsi emmane be. Artık nefsi dinlemeyelim. Dinleye dinleye inleyeceğiz kabirde, Allah muhafaza etsin.
Bizden evvel ölenler kim bilir kabirlerde ne haldeler? İyi halde değiller. İyi halde ölmediler çoğu. Çok azınlıktır yani imanını kurtaran. Çok az. Allah'ın düşmanlarını sevip de Allah'a dost olunmaz. Resulullah'ın düşmanlarına benzeyip de onun şefaatine mazhar olunmaz. Ümmeti men temesseke bi sünneti. Ümmetim benim sünnetime sımsıkı sarılanlardır. Men ragibe an sünneti feleyse minni. Benim yolumdan dönen benden değildir. Ama onun yolu sadece sakal, sadece sarık, sadece cübbe değil. Onun yolu başta ehli sünnet inancı. Ondan sonra namazı, orucu, haccı, zekatı, bütün İslam onun yolu. Farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapleri, edepleriyle hepsi onun yolu. Hep ondan öğren. Dinin tamamı onun yolu. Onun yolundan dönen ondan değildir. Onun için gözünüzü açın. Ben de sizde Allah'ım uyandırsın bizleri. Demek Hazreti Kur'an kim tarafından indirilmiş? Aziz olan Allah tarafından. Her şeye galip olan, her şeyi yenen, düşman tanımayan, Kur'an'ını tasdik etmeyen, dinine uymayandan intikam alan Allah tarafından. E şimdi bu Kur'an'a inanan, bu Kur'an'la hükmeden, bütün düzenini bu Kur'an'a göre tertip ve tanzim eden insanlar zelil olur mu, hor olur mu, hakir olur mu, mağlup olur mu, makhur olur mu, düşman çizmesi altında ezilir mi? Asla. Çünkü Kur'an'ın sahibi aziz. O indirdi onu. Sana öyle bir rehber gönderdi, ona bakarsan sana zerre kadar bir alçaklık dünya ve ahiret yakışmayacak, yaraşmayacak, yanaşmayacak, bulaşmayacak. Ama sen ne vakit o Kur'an'ı terk ettin? Aziz olan Allah da senden izzetini çekti. O düşmanlarına uyduğun için onların zilletinden damgayı sana da vurdu. Allah-u Teala buyuruyor, ''Duribet aleyhimu zilletü vel meskene'' Kafirlere, özellikle Beni İsrail'e, Yahudilere alçaklık damgası benim tarafından vurulmuştur diyor. Allah-u Teala bir millete bir damgayı vurdu mu, o damgayı kimse oradan çökemez. Yahudilere alçaklık ve yoksulluk damgasını vurdum diyor. Kıyamete kadar hiçbir Yahudi aziz olamaz. Mutlaka Yahudi korkaktır. Mutlaka zelildir. Mutlaka hilebazdır. Efendim korkak böyle kendini gizlemeye çalışır. Ne kadar zengin olsa da göstermeye çekinir. Çünkü Rabbim damga vurdum diyor. Zelil olacak. Bu parayla değil ki. Allah vergisi bu izzet, bu şeref. E sen Allah'ın alçaklık, yoksulluk damgasını vurduğu adamlara uymakla ne kazanacaksın? Halbuki Rabbimiz ne buyuruyor? İnananlara izzet damgasını vurdum. Hangi inananlara? Bizim gibi işine gelene inanır, işine gelmeyen inkar eder, Allah muhafaza. İnşallah içimizde öyle adam yoktur ama camilerde çıkıyor böyle adam ya. Camilerde böyle adama rastlanıyor. Namaz kılanlar arasında, hacca gidenler arasında Rabbisinin emirlerini eleyen, seçen, işine geleni alan, işine gelmeyen, inanmayan çok çıkıyor. Din işi ayrı, dünya işi ayrı. Din demek, namaz, abdest, sen ne karıştırıyorsun? Böyle diyen çok cami cemaati var. İşte bunlar rezil etti bizi, bunlar zelil etti bizi. Allah'ım onlara da hidayet nasip eylesin. Bizi de onları uyandırmaya vesile eylesin işte. Sizin gibi dinleyenler onları uyandırırsalar epey bir düzelen olur. Ama batan da bile bile batar. Artık ona hidayet yaratmak bizim elimizde değil. Bize duyurmak düşüyor. Tenzilel aziz. Aziz olan Allah tarafından indirilmiştir. Errahim. Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Rahim ne demek? Kullarına son derece acıyan, analarından babalarından çok acıyan Allah. Anan da sana o kadar acıyamaz, baban da sana o kadar acıyamaz. Acısa elinden ne gelir? Sen hasta oldun. Anan baban acıyor sana. Şifa verebilir mi? Körsün. Gözünü görebilir mi? Sağırsın. Kulağını işittirebilir mi? Topalsın. Ayağını iade edebilir mi? Kansersin. Gözlerinin önünde eriyip gidiyorsun. O da acıyor, bu da acıyor. Efendim karın acıyor, kocan acıyor, oğlun acıyor, kız. Herkes acıyor sana. Kimin elinden ne gelir? Onun için Rabbimiz acıyorsa elinden her şey gelir. E böyle bir acıyan Allah'ın rahmetinden dışarı niye çıkıyorsun? Sen onun rahmetine daima muhtaçsın. Rahmetten çıkıp lanete niye koşuyorsun? Allah'a itaattan çıkan rahmetten çıkıyor.
lanete giriyor. Ed-dünya mel'unetün. Dünya lanetlenmiştir. Allah-u Teala dünyayı yarattı yaradalı, rahmet nazarıyla dünyaya bir defa bakmadı. Yarattı yaradalı buraya gazap ediyor, lanet ediyor. Ama dünyanın aslında kendi suçundan değil, Allah'a isyanından değil, Allah'a isyan edenlerin işine geldiği için dünya, Rabbimizin mebğuzu olmuş. Aslında dünya hiçbir zaman isyan etmedi. Bir insan kalksa dünyaya kızsa da dese ki, Allah bu dünyanın belasını versin dese, dünya ne diyor ona biliyor musun? O duymaz onu. Lanallahu asana li rabbihi. Allah'ımıza, Rabbimize hangimiz daha fazla isyan ediyorsak Allah ona lanet etsin diyor. Yani dünyaya bela okumak, dünyaya lanet okumak kendine okumaktır. Dünyanın suçu yok. Ama Rabbimiz bu dünyanın mukaddes yerlerini seçecek, geri kalan bütün kısmını cehenneme atacak. Neden? Ey dünyacılar! Bu dünyayı sevdiğiniz için mi bu cenneti terk ettiniz benim rahmetimden çıkıp lanetime girince? Bu dünyanın peşine koşarak. İşte beraber yanıyorsunuz. Onu anlatmak için, yoksa dünyanın bir cezası yok. Ve mel'unun ma fiha. Dünyanın içinde ne varsa hepsi lanetlenmiş. Eyvah. E biz de içindeyiz ya. Çoluk çocuk, ev bark, iş güç hep içindeyiz. İlla zikrallah. Ancak Allah'ın zikri lanetlenmemiş ve ma vala ve Allah'ın zikrine tabi olan, zikirle alakalı olanlar da lanetlenmemiş. Bir evde Allah'ın zikri varsa, Kur'an okunuyorsa, Habib'in sünnetine uyuluyorsa, o evde yemekler Eûzü Besmele ile başlanıyorsa, sonda hamdele ile şükürle kalkılıyorsa, zikirle yatılıyor, zikirle kalkılıyor, namazlar kılınıyor, abdestler alınıyor, Allah'tan haberdarsa o evin halkı, o eve lanet yok. Kaç tanenizin evi öyle? Demek ki zikir olmayan yerde ne var? Allah'ın laneti yağıyor. Ondan sonra evde huzur yok. Hoca efendi karı beni sevmiyor. Yok efendim karısı geliyor, kocam beni sevmiyor. Hemen oğlu geliyor efendim, babam bana şöyle yaptı. Babası geliyor, oğlum beni dinlemedi işte. Aile huzursuzlukları. Allah'ın laneti yağan evde rahmet mi ararsın? Belanı buldun da daha ne belası arıyorsun? Sen her gece Yasin şeriflerle, Tebareke şeriflerle, İzave kâlerle yatsaydın, sabaha yine sabah namazına bütün çoluk çocuk kalkarak namazla abdestle açsaydın işi, o eve lanet olur muydu? Darlık olur muydu? Geçim darlığı olur muydu? Gönül darlığı olur muydu? Çünkü lanete çarpıldın. Allah'ın zikrinin çıktığı yer lanetlik. Bir iş yerinde Allah'ın zikri yok, lanetlenmiş. Allah Allah. Bir caddede Allah'ın zikri yok, lanetlenmiş. Bir kalpte Allah'ın zikri fikri yok, o beden lanetlenmiş, o kalp lanetlenmiş. Rabbimiz rahmetinden uzak etmiş onu. Bu ne hal ya? Lanetten kurtulan tek şey ne? Allah'ın zikri ve onunla alakalı şeyler. Zikir deyince manası nedir? Allah'ımızdan haberdar olmak. İnsan yemek yerken zikirde olabilir. Uyurken zikirde olabilir. Bak, hoca ya bu nasıl olur? Uyku baştan aşağı gaflettir. İnsan uyudu mu bir şeyden haberi kalmaz. 6 saat, 7 saat, 8 saat gafil gafil yatar. Yok, işini bilen gafil yatmaz. Nasıl? Yatmadan evvel okuyacaklarını okur. Abdestini tazeler. 2 rekat kılar. Oturarak İzâ-zülcilâle hâkim-i tekâsir okunuyor. 2 rekat sünnette var. Ondan sonra okuyacağın duaları bildiklerini okur. Sağ tarafına abdestli yatar. Ne niyetler? Ya Rabbi, ben şimdi uyumayıp Kur'an okumak, ibadet etmek isterim ama kafamı uyku sardığı için tabii ne diyeceğimi, ne okuyacağımı şaşıracağım ve bunalacağım. Şimdi bir miktar istirahate çekileyim de gece namazına daha ayık ve dinç kalkayım. Sabah namazına daha dinç kalkayım, kaçırmayayım diye yatıyorum diye yatarsa sabaha kadar ibadette. İşte nevmul alimu ibadetün, alimin uykusu ibadettir ve nefesü tesbihun, aldığı nefesler hep tesbih. Hangi alimin? Allah'ı bu şekilde düşünen alimin. Yoksa nerede öyle alim? Kaç tane var? Her alim öyle midir? Nefis için yatan, nefsi için kalkan, canı istedi diye yiyen, canın istediğine bakan, canın istediğini konuşan, bu adam Allah için bir iş yapar mı? Hep nefsi için çalışıyor.
Nefsin kölesidir o. İnsan yolda yürürken zikr üzere olabilir. Eli isteyken gönlü eşte Mevlasında olabilir. Konuşurken, milletle anlaşırken bile yine kalbinde Allah'ın zikri olabilir. Hatta insan bir an bile Rabbini unutmamalıdır. Her halükarda zikr üzere olmalı. Rabbimiz ayakta oturarak ve yanları üzerine yatarak her hallerinde kendisini zikredenleri medhediyor. Ve ancak ince akıl sahipleri, karışıksız bulaşıksız akıl sahipleri onlardır buyuruyor. Geri kalanların aklı dünya aklıdır. Ahirete yaramaz. Er-Rahim. Kuluna anasından babasından çok acıyan Hazreti Mevla tarafından indirilmiştir. Allah Kur'an-ı Kerim'i niye indirdi? Bize çok acıdığı için indirdi. Ne buyuruyor Es-Sahibillah? Er-Rahmanu allemel Kur'an. Kullarını son derece acıyan Allah Hazreti Kur'an'ı kullarına öğretti. Demek Rabbimizin bize en büyük acımasının eseri bize Kur'an öğretmesidir. E bu millet ne gafil millettir ki? Bu Hazreti Kur'an'ı dinlemeye gelmiyor. Bu ayetlerden nasibini almıyor da gece gündüz kafirlerin çıkarttığı eğlencelerle bu vakitlerini nefesten tüketiyor, ömür sermayelerini kaybediyor. Bu ne enayiliktir ya? Allah-u Teala buyuruyor, kulum ben sana acıdığım için sana Kur'an indirdim. Dünya ahiret saadet yolunu onda gösterdim. Ona bak, ona uy, iki canında başına bir sıkıntı gelmesin. Adam Rabbisinin bu rahmetinden uzaklaşıyor. Rabbisinin kendine acıdığının hiç de farkında değil. Kendisini dünya ahiret belaya sokacak. Dünyada huzursuz edecek. Ahirette ebedi cehenneme sürükleyecek. Kafirlerin oyunlarına aldanıyor ya. Bu kadar aldanmak nerede görülmüş? Seni bu kadar acıyan Allah'ına sen böyle mi yaparsın ya? Acındığımızı bilelim. Acındığımızı bilelim, farkında olalım. Ya Rabbi sen bize çok acıyorsun. Onun için Kur'an indirdin bize diyelim. Ve bu rahmetten istifade edelim. Şimdi şu mecliste toplanan sizler, şu sohbetlere iştirak eden kadın erkek siz cemaatlerimiz, Rabbimizin rahmetindeyiz. Şu anda rahmeti ilahiye bizi kaplamıştır. İçimizi dışımızı kaplamıştır. Bütün meclisimizi sarmıştır. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Habibi öyle buyuruyor. Meştema'a kavmun fi beytin min buyutillah. Bir millet Allah'ın evlerinden herhangi bir evde toplaşırlarsa, işte biz şimdi o cemaatiz elhamdülillah. Allah'ımızın bir evinde toplaştık. Yetlûne kitâbellâh. Allah'ın kitabını okumak üzere. Elhamdülillah. Bak Kur'an okuyoruz. Ve yetedârasûnehu beynehum. Aralarında Kur'an'ı müzakere etmek üzere. Manalarını, hükümlerini, inceliklerini konuşmak üzere toplaşırlarsa illa haffetumul melaike, mutlaka o cemaatin etrafını melekler kuşatır. Kalp gözü açık olanlar gözleriyle görürler ki bu cemaati çepeçevre birinci kat semaya kadar melekler kanatlarıyla çevrelemiştir. Ve gaşiyetumur rahmetü, bak Allah'ın rahmeti onları kaplar. Şimdi denizin balığı sardığından daha ziyade rahmet-i ilahiye bu meclisteki sizleri kaplamıştır. Çünkü deniz balığın sırf dışını kaplıyor. İçinde yok. Allah'ımızın rahmeti bizim içimize dışımıza hakim olmuştur şu anda. İhata etmiştir, kuşatmıştır, sarmıştır. Biz şimdi o meclisteyiz. Çünkü rahim olan Allah, bize çok acıyan Allah Kur'an indirdi bize. Biz o Kur'an okumaya ki geldik buraya, dinlemeye oturduk buraya. O rahmet kapladı bizi. Elhamdülillah. Şu yağmurları yağdıran Allah. Celle Celle. Billur gibi taneler indiriyor. Altın yağdırsaydı bu kadar değerli miydi? Martolar yağdırsaydı bu kadar faydalı mıydı? Bu yağmasa ne bitecekti de? Altın mı yiyecektin? Pangonat mı yiyecektin? Ne yiyecektin ha bu yağmasa? Nasıl yağdırıyor? O ne zengindir o? Bu da rahmettir işte. Ha bu yağının adı nedir? Ne demek rahmet? Acıdığı için yağdırıyor. Acımasa bize leş yedirir. 7 sene gökten damla damlatmadığı var evvelki ümmetlere. Yerden de bir ot bitirmediği var. 7 sene adamlara leşleri, fareleri, sıçanları, akrepleri yedirdi Allah. Öyle yaptı ki öyle ümmetler var, pisliklerini yedirtti onlara.
Öyle nankör insanlar geçmiştir ki Rabbimiz pislediklerini yedirtti onlara. Ama bize acıdığı için böyle billur gibi taneleri yağdırıyor. O sebzeler, meyveler, diz boyu haller, pazarlar, çarşılar, manavlar, parayı da koydu cebine. Gidiyorsun, alıyorsun, buluyorsun, yiyorsun. Allah ne kadar acıyor bize arkadaşlar. E şimdi yağmur yağmasa, sebze bitmese ne yiyeceksin? Demek ki bu rahmete muhtaçsın. İşte Kur'an'ın rahmetine bundan ziyade muhtaçsın. Neden? E dünyada 50-60 sene ömrün vardır. Bu 50-60 seneden sonra ecelin geldiği vakitte mutlaka gideceksin, bu dünyadan ayrılacaksın. Ahirete gideceksin. Kur'an'ın rahmetinden nasibini almadıysan ahirette ne yiyeceksin? Ebedi aç kalacaksın, ebedi susuz kalacaksın, ebedi uykusuz kalacaksın. Bu ne demek ya? Allah-u Teala Hazretleri bazı kere kafirlere cehennemden perdeyi kaldırıp cennettekilerin nimetlerini gösterince o kafirler diyorlar ki cennettekilere, icabında anası cennette, oğlu cehennemde, karısı cennette, kocası cehennemde. Şu şarap ırmakları, bal ırmakları, süt ırmakları, su ırmakları ne biçim akıyor. Biz bu cehennemde binlerce senedir yanıyoruz. Boğazımızdan bir damla geçmedi. Bize bir su versenize şuradan. Ev mimma razakakumullah. Yahut Allah'ın size nasip ettiği bu kadar yemek, bu kadar içmek cennette. Adama 70 bin tabak geliyor. 700 bin tabak geliyor derecesine göre. Her tabak 10 kişiyi doyurur. Hepsindeki renk, tat, koku, lezzet ayrı. Birincisini hangi lezzetle yiyorsun, son tabağı aynı lezzetle yiyorsun. Dikkatini çekelim, dünyada açken birinci tabaktan aldığın iştahla doyduktan sonraki yemek aynı lezzeti verir mi? Börek olsa, baklava olsa insan doyduktan sonra patlayacak mı yani? İkrah ediyor. Yemiyor, tıkandın. 700 bin tabak. Hepsini aynı lezzetle yiyor. Şişkinlik yok, gaz yok, hazımsızlık yok, terlemek yok, bunalmak yok, kalp sıkıştırması yok, damar tıkanması yok, bir şey yok. Adam diyor bu kadar diz boyu nimet ya, bize de biraz akıtsanıza. Kalu. Cennettekiler ne diyorlar? İnnallâhe harramehumâ alel kafirin. Biz de acıyoruz size, bir şey vermek istiyoruz ama Allah-u Teala bu suları, bu yemekleri imansızlara haram etti, biz nasıl verelim? Gördün mü sen rahmeti? Rahmet neymiş? Bu yağmur nasıl rahmet? Kur'an ondan büyük rahmet. Çünkü bu yağmasa bir şey bitmiyor, açsız kalıyorsun. Kur'an'ı anlamasan, inanmasan, ona uymasan da o rahmetellil alemin Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ümmet olmasan da ebedi ahirette açsın, açıksın, susuzsun, çıplaksın. Allah Allah. Rahim olan Allah Celle Celaluhu. Habibim, niçin indirdim Kur'an'ı biliyor musun? Şu ayeti de iyi dinleyin. لِتُنْذِرَ قَوْمًا. Sen bir milleti korkutasın için ki Mekke müşriklerini, Kureyş kabilesini ve bütün dünyayı korkutasın, önlerindeki tehlikeli geçitlerden haberdar edesin, tedbir almaya davet edesin için ki مَا اُنْذِرَ آبَاءُهُمْ. Onların babaları, dedeleri, ataları korkutulmamış. فَهُمْ غَافِلُونَ. Onun için onlar gafildir. Ahiretten, dirilmekten, cennetten, cehennemden habersizdirler. Seni gönderdim ki onları korkutasın, uyandırasın, uyarasın, ebedi felaketten kurtarasın. Gördünüz mü niçin göndermiş Habibini? Korkutsun için. Efendiler, hocalar size vaaz edince korkuttukları vakit beğenmiyorsunuz o hocaları. Bu hoca da hep korkutur. Hangisi ki cennete bilet kesiyor, beğeniyorsunuz onları. Ne yaparsan yap, Allah gafur rahimdir, o gerici hocalara bakmayın, işi zorlaştırırlar, korkuturlar, ya siz Müslümansınız, hep cennetliksiniz falan. O hocalara bayılıyorsunuz değil mi? Korkutanlar işinize gelmiyor. Resulullah niçin gönderilmiş? Korkutsun için. Bu millete korkutmazsan bu milletten iş beklenir mi ya? Adama desen ki bak, iman etmezsen, namaz kılmazsan, oruç tutmazsan ne olacaksın, ne olacaksın? Cenneti kaybedeceksin. Adam şimdi düşünecek. Ya cennete gitmek iyi ama gitmesem ne olur ya? Bu namaz 5 vakit devamlı bu. Baş olmuyor ya. Her sabah bu ya. Uykudan kalk. Zekat. 40 milyarda 1 milyar. 40 milyonda 1 milyonu demiyorum. O biraz kolay geliyor da 40 milyarda 1 milyar zor geliyor. Zengine zor geliyor. Hesap büyüyor vereceği. 40 milyarda 1 milyar. Her sene 1 milyar, 2 milyar zengin adam. Bunu nasıl verir? E ne olur vermezsem cennete giremem. E giremeyeyim ya. E canı istiyor, önüne gelenle düşsün kalksın, nefis ya.
Adam diyor cennete iştahını sakla. Ama cennet ne zaman? Burada peşin şeyi kaçırıyoruz. Anın için cennete giremesem de ben bu nefsimin dediğini yapacağım. Bunu böyle der nefis. Ama adama diyorsun ki bana bak. Cenneti kaçırmak iyi idare ettin ama cehenneme girme tehlikesi var. Şimdi burada adam bir düşünüyor. Bu mühim bir hesap. Korkutmanın tesiri burada. Adama desen ki şu işi yaparsan sana şu köşkü vereceğim. Adam da bakıyor ki o işte zor geliyor canına, nefsine hoş gelmiyor. Aman köşkü, almayayım köşkü ya. Yapamam da o işi ben. Ama adama diyorum ki bana bak. Bu işi yapmazsan fırına atacağım seni. Adam bir düşünüyor. Lan fırına yanma nasıl dayanılır ya? Bunu illa yapacaksın. Köşkü almasan olur ama yanarsan olmaz. Onun için bu milletten ya korkutmakla çıkar. Cenneti müjdele müjdele, herifin işine gelmedi, canı istemese ne yapayım, o sevabı da kaçırayım der. O kadar da fazla sevap lazım, onu da yapmayı vereyim der. Ama yanacaksın dedim ona, nasıl yanacağım ya? Hatta bu millet Müslümanım dediği halde fırındaki ateşe inandığı gibi cehennemdeki ateşe inanmıyor. Evet, ekmek fırını da. Adama diyeceğim seni soyacağım ama böyle ekmeğe nasıl ki böyle alırken bir sokup çekiyorlar şeyi. Ben seni bir sokup çekeceğim ya, bir tüylerine değer değmez işte, tüsüleneceksin. Tavuk tüsüler gibi ha, böyle bir çekeceğiz. Bir sokacağız bir çekeceğiz ya. Al da sana senetler, tabuları hep sana veriyoruz. Buyur. Hanginiz bir gireyim bir çekeyim, o ateş yanıyor öyle şey gibi. Ya buna inanıyorsunuz da. Dünyanın en güzel kızını koysalar yanınıza dokunamıyorsunuz. Paralara elinizi uzatamıyorsunuz. Ne deseler size. Lan iyi canım ister ama bu girip çıkma işi var burada. Ya bu cehenneme inanıyoruz da. Ne halt ediyoruz ya. Ne halt ediyoruz. Ya Rabbi. Sen bize gözle görmüşten öte iman nasip eyle ya Rabbi. İkan nasip eyle. İkan nedir? İkan demek şüphesiz inanmak demek. Şüpheli iman kabul müdür? Ya cehennem var diyorlar. Cennet var, cehennem var. Ya da bir de yoksa biz de oranın korkusuna burada dünyada iş içemedik, kumar oynayamadık, zina edemedik. Bir de cehennem de yok, cennet de yok, öldük gittik. Herifin yaptığı kar kaldı, bize ne ayı olduk. Böyle düşünen Müslüman olur. Nasıl olacak Müslüman? Cennet şüphesiz var. Evine inandığından daha iyi inanacaksın. Nasıl ki evin var, döneceksin şimdi evine. Oradan daha çok inanacaksın oraya döneceğine. Çünkü evine döneceğin garanti değil. Oraya gideceğin, ahirete çıkacaksın garanti. Evime gideceğime ben yemin edemiyorum. Ahirete gideceğime rahat yemin ediyorum. Buna böyle inanacaksın. Cehenneme inandın. Ama cehenneme inanan adam. Onun için Resulullah buyuruyor. Cehenneme inanıp da gülenlerin haline şaşarım. Nasıl gülüyorlar? Biz kahkaha, gürültü, keyif çeker. Habibim senin için gönderdim. Sana Kur'an'ın için indirdim. Babaları, ataları korkutulmamış. En son kim geldi peygamber? Efendimiz'den evvel İsa aleyhisselam geldi. Arada bir peygamber daha mevzu bahistir. Halid isimli bir peygamber gelmiş ama pek sesini duyuramamış. O millet onu zayi etmiş, işte harcamış, katletmiş, o peygamberi öyle harcamışlar. Son olarak gelen şeriat ve din getiren peygamber bildiğimiz Efendimiz'den evvel İsa aleyhisselamdır. Arasında 500 senelik ne var? Bir fetret devri var, kesiklik devri var. Onun için Rabbimiz buyuruyor, işte o Ebu Cehiller, o Ebu Lehebler, o Übey İbni Kalpler, o Velid İbni Muhireler öyle gavurlar ki onlar, o Mekke müşrikleri. Babaları bile korkutulmadı. Atalarına bile peygamber gelmedi. Kaç senedir arada kesiklik var. Onun için onlar puta tapıyorlar. Benden habersiz yaşıyorlar. Seni gönderdim onlara ve onlar sayesinde bütün dünyaya, alemlere duyuru yapacaksın. Benim emirlerimi, yasaklarımı açıklayacaksın. Arkadaşlar, onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki enen nedirul uryan, ben çırılçıplak soyulmuş bir korkutucuyum. Fenneca enneca. Kurtarın kendinizi, kurtarın kendinizi. Şimdi bu çırılçıplak soyulmuş korkutucu ne demek? Misal veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu misali şöyle anlatabilirim size. Acizane. Köyleri bilirsiniz. Hepinizin köyleriniz vardır. Köylerin üstünde de yaylalarınız vardır. Ekseri bizim yaylalar var. Köylerin üstlerinde. Şimdi çobanlar bu yaylalara otlatırlar. Koyunları çok olanlar. Eşkıya geldi dağda.
Çoban tabii sahipsizdir. Dağda bir şeysi yok. Yanında adam da yok. Yalnız başına koyunları güderken bir çete geliyor. Bu çobana efendim taarruz ediyor. Bütün koyunlarını, malını alıyor elinden. Bunu da bağlıyorlar kıskıvrak. Öldürecekler. Bu diyor ki ya canım kaç para eder yani? Koyunları aldınız, malları aldınız. E canımı da bana bağışlayın yani. Bu kadar da insafsızlık olmaz. Onlar da diyor, canını bağışlayalım. Öldürecektik seni ama öldürecek ne kar edeceğiz? Hadi yaşa. Malın bizim. Şimdi bunlar dağda gece yarısı ne kadar beklerler. Gece yarısından sonra esas yaylan dibindeki köylere taarruz ederler eşkıya. Sabaha yakın ederler. Baskın sabah olur. Niçin? Sabah vakti milletin uykusunun en ağır olduğu vakittir. Gece saat 1'ler, 2'lerde, 3'lerde bile uyanıklar bulunur. O sabaha yakın bir uyku bastırır, herkesi birden kaplar. Onun için eşkıya da bunu bilir. Bu çobanı şimdi bıraktılar çırılçıplak. Ama anadan üreyen nesi var çıkmış? Soydular herifi. Malları da aldılar, bunun canını bağışladılar bir tek. Bu şimdi düşündü ki bunlar geceliğin durup sabaha karşı köyü basacak. Onun da köyü daha, yayladaydı, köyüne gidecek. Şimdi ben ne yapayım? Bu eşkıyanın gözüne gözükmeyeyim. Görürlerse beni ki ben milleti haberdar etmeye gidiyorum. Ulan biz senin canını bağışladık da işimize mani olasın diye mi? Yolda öldürürler beni. Bu kese yollardan, onların gözüne görünmeyeyim diyor yayladan inecek köye. Tabii oraları iyi biliyor oraların yerlisi. Bir kesman yol bulup kimseye görünmeden çırılçıplak ama anadan uyar. Soydular onu. İndi köye. Bak Resulullah'ın misaline bak şimdi. Köye indi kaç hane? 100 hane. Adam şimdi kendi evine gidip de üstünü başını giyecek vakit bulamıyor. Neden? 100 tane hane var. Hoş bu obollo yok ki hepsini birden mesela uyandıracak. Bas bas bağıracak. Kapıları tek tek çalacak. Adam uykudadır gecenin sonu, yarısı. Sabaha karşı çete gelir basar. E bu gece yarısı indi, az bir zamanı var. E bir kapıda da birkaç dakika durursun. Herkes bir iki vurmağa uyanmaz. Uyku ağır zaman. Ne olacak? Hiç giyinme, kuşanma, vakit harcamadan o vaziyette de aklı başında değil. Adam heyecandan, telaştan canını zor kurtarmış. Köylüsünü düşünüyor şimdi. Hep akrabası, köylüsü bunlara da bir şey olmasın. Geliyor adamın kapısına vuruyor. Tak 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 tak. Uyanmaz uyanmaz neyse vur 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 adamı uyandır adam kalkar. Kim o? E ben falancı. Bir daha çabuk. Aaa bu ne çırılçıplak geldik kapıyı. Kapıyı vurursun. Ya dur laf dinle be adam sen. Laf dinle ne oldu? Beni dağda eşkıya soydu vakit yok. Giyinmeye vakit yok. Herkesi dolaşacağız uyandıracağız. Sabaha kadar tedbirini al silahlan tetikte ol. Basacaklar seni aniden ya. Çabuk. Hadi gidişine manyak mısın, deli misin, gecenin bu saatinde anadan uyuyan soyunmuş gelip beni uykudan ettin sen, rüya mı gördün, defol bilmem ne. Bağırdı kovdu herif. Öbür kapıya gider, o kovar onu, öbür kapıya gider, o kovar. Bazıları da düşünür, düşünür ki. Ya bu adam deli değil, 40 senelik çoban. Biz bunu tanırız. Bu adam bir koyunu kurta kaptırmamış. Öyle ya, 40 köyün çobanıdır, herkes malını veriyor ona yaylada. E bu kadar güvenilir. Akıllı fikirli adam bu şimdi mi delirdi gece yarısı ya bu kadar zamandır. Adam laf söylüyor sana niye soyuldum soydular beni. Beni de uyandırmaya gelmiş teşekkür ederim Allah razı olsun diyor. Silahını alıyor tetikte duruyor. Şimdi milletin çoğu ne yaptı bunu? Kovaladı. Deli misin git defol ya uykudan ne uyandırdın beni ben de bir şey var zannettim. Falan. Birkaç tane uyanık adam da ne düşündü? Biz bunun yalanını yanlışını denememişiz. Bu adam elbette ki bir şey biliyor, bir şey başına geldi. Sağ olsun bizi uyandırdı, tetikte duruyor. Eşkıya sabaha yakın basıyor ortalığı. Şimdi evlere yanaşırken hangi evden bir kurşun böyle tetik çekildiğini duyuyorsa o bu adam burada mevzilenmiş, biz Ayaz'dan gelene kadar birkaçımızı harcar burada bu silahlı bekliyor bizi çünkü. Adam o rizikoya girmiyor. Ne lüzumu var? Niye? Dünya kadar uyuyan var. Onları basacak senden. Ne uğraşsın herif? Silah elinde vuracaksın onu. Gidiyor. Bakıyor ses yoksa da yok. Her taraf mışıl mışıl. Zibir karanlık. Uyuyorlar. Bir bastırıyor kapıdan içeri. Malını yağma ediyor. Ne namus kalır, ne karı kalır, ne kız kalır. Seni de asar, onu da keser. İşim bitti. Şimdi herif kafasına vur. Gidi çıplak çoban. Ulan gece yarısı geldin. Bize bir hayır etmeye ama biz ne manyak adamdık da uyku sersemi hiç ayılamadık be. Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem?
Siz cenneti görmediniz, cehennemi görmediniz, Rabbinizi görmediniz. Ben hepsini gördüm de size geldim. Ben size diyorum ahiret var. Ben size diyorum cennet var, cehennem var, azap var, rahmet var. Burada tedbirinizi alın. Ezra Aleyhisselam aniden gelecek. Sen de diyorsun ki, git yahu deli misin, sen büyücü müsün, falcı mısın, sihirbaz mısın, şair misin? Neler dediler, neler dediler. Sen delirdin. Sen bu zamana kadar 40 yaşına kadar aklı başında adamdın. Biz senden ümitliydik, başımıza seni lider seçecektik ama bu putları bıraktın, şimdi sapıttın, senden hiç adam olmaz. Böyle konuşuyorlar. Efendimiz hangi böyle yaptılar ha? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Es-sa'idu lillâh ve enzir aşîrateke'l akrabîn. Habibim, en yakın akrabanı korkut ayeti gelince, en yakın tepe Safa tepesidir Kabe'ye. Safa'nın üstüne çıktı. Oradan başladı bağırma. Ya maşara Kureyş, ey Kureyş cemaati. Tabi kabile kabile, falan oğulları, falan oğulları, falan oğulları. Hiç daha bu yaşa kadar tepeye çıkıp bağırmış adam değil. Öyle sessiz, kendi halinde, dağlarda, mağaralarda ibadete çekilen bir zat. Emin, güvenilir, yalanı yok, yanlışı yok, hiçbir falsosu yok. Kimse tarafından hakkında bir kötü laf denemez, öyle bir zat. Herkes seviyor onu. Çıkmış dağın başına bas bas bağırıyor. Bütün millet Allah Allah. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu zamana kadar kimseye bir sesli konuşmamış öyle ağırbaşlı adam. Dağın tepesinden bağırıp duruyor. Mutlaka bunda bir şey var. Bütün meclisler aktılar. Ebu Cehil de geldi, Ebu Leheb geldi, Velid ibn-i Mu. Ne kadar gavur var Mekke'de? Hepsi geldiler. Çünkü bu adam boşuna çağırmaz dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan dağdan nida etti. Buyurdu ki, Lev ehbertüküm. Ben şimdi size desem ki, اَنَّ بِسَّفْحِ هَذَا الْجَبَلِ عَدُوًا Şu dağın arkasını görmüyorsunuz. Bu arkada düşman mevzilenmiştir. Dalgınlığınızı bulacak, uykuda sizi bastıracak. Desem size, هَلْ كُنْتُمْ مُسَدِّقِيَّ Şu kadar adamsınız burada. Beni bu zamana kadar tanımışsınız. Beni doğrular mısınız, yalanlar mısınız? Ebu Cehil, Ebu Ule, en büyük gavurlar ne dediler? مَا جَرَّبْنَا لَكَ كَدِبًا Senin bu zamana kadar bir yalanını duymadık ki yalanlayalım. Yani kabul ederiz ve o düşmana karşı uyanık dururuz, tedbir alırız. Çünkü arkadadır, gece bizi bastıracak, biz de silahlanırız, tetikte kalırız. Evet. O zaman ben size şimdi bakın ne haber veriyorum. İnni nezirun lekum. Ben size Allah tarafından korkutucu olarak gönderildim. Beyne yedey azabin şedid. Önünüzde çok şiddetli azab var. Ebedi yanacaksın, ölmeyeceksin, çıkmayacaksın ya. Buna dayanabilecek misin? Bak uyandırıyorum, korkutuyorum. Allah'a inan, bu putları bırak, bir olan Allah'a itaat et. Ben onun elçisiyim, sana onun tarafından ne söylüyorsam dinle ya. Vay, meclis çalkalandı. Ebu Leheb kalktı. Tebbenlek, kahrolasın dedi be. Ellerin kurusun dedi. Elihâde adâfı, hem de yeğeni. Efendimizin doğduğu gün sevincinden köle azat et, o kadar sevindi. Bak şimdi ne diyor. Sen dedi helak olasın, elihâde adâfı. Bunun için mi bizi çağırdın be? İşimizi gücümüzü bıraktık, bizde bir şey var zannettik ya. Nasıl ki o çoban kapıya gelip uyandırdı adamı, dedi ki hadi git işine sen de, bunun için mi uyandırdın beni ya? Yalan konuşma be. İşte Resulullah öyle buyurdu. Ben çırılçıplak soyulmuş korkutucuyum. Ne demek o? Nasıl o çoban soyulmuş çıplak halde dolaştı milleti? Gördük, neler gördü de geldi anlattı, millet inanmadı ona. İnanan kurtuldu, inanmayanları bastırdılar. Ben de cenneti cehennemi görüp gelip size anlatıyorum. İnanan kurtulacak, tedbir alan kurtulacak, inanmayan, dinlemeyen, saymayan helak olacak. Ne zaman Hazreti Aleyhisselam kırtlağına dalacak? O zaman ben şimdi anladım, bana biraz müsaade verin, mühlet verin de iman edeyim, peygambere uyayım, o bana kadar gelmişti, beni davet etmişti, ben onu saymamıştım, deli demiştim, gerici demiştim, yobaz demiştim, anlamaz demiştim. İşte. Şimdi anladın ama iş işten geçti. Efendiler, bu milleti korkutalım. Bu millete cehennemi anlatalım. Allah'ımızın azabını anlatalım. Müjdeler de verelim. Tabii nimetlerini de anlatalım ama korkutmayı da elden bırakmayalım. Bu milletin keyfini kaçıralım. Çok keyif girdi kafamıza. Lezzet, zevk diz boyu bizde. Allah'ın ve Resulünün sevmediği, razı olmadığı yollarda dolaşanların dünyada da ahirette de başına belalar gelecek. Şüphe yok. Rabbimiz öyle buyuruyor. Estaizu billah. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ
اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Ben size bir peygamber gönderdim. Onun emrine karşı gelenler, onun yolundan ayrılanlar, yakında başlarına çok büyük bir fitne ve canlarını yakacak bir azap gelmesinden sakınsınlar. Onun emrini kırdılar mı, fitneyi ve azabı beklesinler. İşte geldi, daha ne fitnesi gelecek? Namuslar sokaklarda satılıyor, kadınlar yollarda pazarlanıyor, faizler diz boyu, Allah'ın yasakları alenen işleniyor, Allah'ın emirleri yasak, dinini yasamak, yaşamak yasak, sünnete uyan korkuyor, kovuluyor, horlar hakirleniyor, Yahudi Hristiyanlara kaydolan en büyük rütbelere kuruluyor. Ya, daha ne fitnesi arıyorsun sen? Daha ne belası bekliyorsun Allah'tan? Ama daha da büyük belalar var. Rabbim o belalar gelmeden uyandırsın da bir an evvel tedbir alıp bizi korkutucu olarak gönderdiği Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem ittiba edip uyup onu dinleyip itaat edip dünya ahiret belalarından kurtulmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Ya Rabbinizi dinliyorsunuz. Beni dinleyen en hayi ya. Allah'ı dinliyorsunuz. Ahmaklık etmeyelim. Hocayı dinledik demeyin. Rabbimizi dinledik. Ona göre tesirlenin ve kıymet verin. Ben kimim? Senin gibi bir adam. Ne anlarım da ne konuşacağım? Kainat yerden Allah buyuruyor bu kadar. Şimdi efendiler, hiç yerlerinizden ayrılmadan evvela ilanları yaptıktan sonra bir aşr-ı şerif okuyacağız inşallah. Aşr-ı şeriften sonra bir kısa dua yaparız. Dağılırız. Cemaatimiz affolarak kalkar inşallah. Rahman. Şimdi aşr-ı şerif okuyalım ve dua yapıp أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين فلا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا كل شيء هالك
ربكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. آمين. سبحان ربي العلي العظيم الباب. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك، فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله، اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين، اللهم قهر أعداءنا وأعداء الدين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، أخرجنا من بينهم سالمين، آمنين، غانمين، يا إله العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على أعدائهم وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم لعن الكافرين الظالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم عذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، اللهم اطمس على أموالهم، اللهم اطمسهم، اللهم امحهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم سلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولجميع من آمن بك يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اختم بسعادة آجالنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، وأقبل علينا بوجهك الكريم إلينا. اللهم كن لنا حيث لا نكون، وفقنا في كل حركة وسكون. اللهم إنا نسألك إيمانا ليس بعده كفر، اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، آمين. فاتحة demeden önümüzdeki sohbetin mevzuu kısaca şudur. Allah-u Teala buyuruyor ki kullarımın ekserisine cehenneme girme sözüm hak oldu diyor. Cehenneme sokma sözüm hak oldu kullarımın çoğuna. Onun için inanmıyorlar. Bu ekseriyet cehenneme gidiyor. Çoğunluk sel gibi Allah'ın azabına koşuyor. Biz o ekseriyetten olmayalım. Allah'ın dostları, az kulları toplanıyor Allah'ın evlerinde, Kur'an dinliyorlar. Biz onların arasına katılalım da cennete, rahmete dahil olalım diye. Yalvarın yakarın bu çoğunluktan ne koparıp da Allah'ın yoluna, bu cennet yoluna getirebilecek? Amin. Ya Rabbi şu cemaat katılanı bir daha ölürken ya Rabbi. Amin. Bir defa gelenin gönlüne hidayet çengelini tak ya Rabbi. Amin. Müslümanız diyenlere İslam şuuru nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bize sünnetin hakikatini anlat onlara ya Rabbi. Amin. Bizi de bu arada elçi eyle ya Rabbi. Amin diyen dilleri nar cehimden azad eyle. Amin. Ya Rabbi hepsini, hepimizi evlerimize şimdi salimen, ganimen, mağfuren, aff olarak anadan doğmuş gibi tertemiz gönder ya Rabbi. Amin. Ve bütün hayırlı muratlarımızı ihsan ederek, amin, bütün şerlerden emin ederek, hastalarımıza şifa vererek, dualarımızı kabul ederek, buradan bizi böylece dağıt ya Rabbel Alemin. Amin. Ölünceye kadar da bu yolda cemaile amin, amin. 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 Am